Merhaba, Cem TV ekranlarına hoş geldiniz. Gençlere de bir sorun programıyla bir kez daha karşınızdayız. Bu hafta pandemi süresi boyunca gençlerdeki psikolojik sorunları, psikolojilerinin nasıl değiştiğini konuklarımızla beraber konuşacağız ama konuklarımıza dönmeden önce hemen kendimizi bir kez daha hatırlatalım. Ben Yarkın Sun. Ben Lara Yıldız Daysal. Şimdi size konuklarımızı tanıtacağız. Bu hafta 3 konuğumuz var. Öncelikle uzman psikolog Aslı Kurtoğlu bizlerle birlikte hoş Hoş geldiniz. bulduk. Ardından Onur Bal bizlerle birlikte. Kendisi yeni mezun bir psikolog. Ve son sınıf öğrencisi Aybige Üstüner. Merhaba. Hoş geldiniz Hoş tekrardan. geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Kısaca sizi tanımak isteriz. Aslı Hanım, kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. Ben 10 senedir çocuklarla çalışıyorum. Çocuk ve ergen psikoloğuyum. Onlarla çeşitli terapiler yapıyorum. Aynı zamanda aileleriyle de çalışıyorum. Bu pandemi sürecine girdikten sonra tabii ki çalışmalarımı ben de ayak uydurarak online'a döndürdüm. Bu şekilde devam ediyorum. Online olarak danışman alıyorum şu an. Ne güzel. Onur, sen kendinden bahseder Tabii misin? tanıtayım. Ben Yeditepe Üniversitesi'nde İngiliz Dili Edebiyatı ve Psikoloji okudum. Geçen sene psikolojiden mezun oldum. Bu Çin'le ilgili bu korona süreci olmadan önce aslında burslu eğitime gidecektim oraya. Ama bu süreçten dolayı gidemedim. Şu anda Türkiye'deyim. İstanbul'da hem psikoloji alanında kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Bir yandan klinik psikoloji yüksek lisansına hazırlanıyorum. Bir yandan da iş arama sürecindeyim. Aybige, seni tanıyalım. Merhaba, ben Aybige Üstüner. Yeditepe Üniversitesi'nde rehberlik, psikolojik danışmanlık ve aynı zamanda psikoloji çift anadal son sınıf öğrencisiyim. Haziran'da mezun olacağım umarım ben de. Hemen şöyle başlayalım. Pandemi sürecindeki sizin gözlemlerinizi, gençler üzerindeki gözlemlerinizi merak ediyorum. Aslı Hanım, pandemi süresince gençlerin psikolojisi ne durumda? Bunları depresyonlar, kaygı sorunları ne kadar arttı? Sizden alabilir miyiz? Yani bu dönemde aslında araştırmalar hala devam etmekte. Şu an elimizde çok net veriler olmamakla birlikte evet pandemi kaygıyı arttırdı ne yazık ki. Herkes de olduğu gibi. Özellikle gençler hani mezun olmak üzere olan gençler, iş arama dönemindeki gençler bunlar ekstra kaygıları yoğunlaştığını gözlemliyoruz. Hani bu süreçte çünkü sosyal izolasyonumuz oldu, duygusal izolasyonumuz da oldu. Yani kimseyle duygusal bir bağ kuramaz hale geldik, iletişim kuramaz hale geldik. Bu da ister istemez eğitim anlamında, ikili ilişkiler anlamında pek çok konuyu gençlerde ne yazık ki etkiledi. Özellikle eğitim. Çünkü eğitim sonrası iş, hani hep bir gelecek kaygısına yöneltti. Aynı zamanda gene hani benim kendi gözlemlediklerimde bir ölüm korkusu, ölüm kaygısı ortaya çıktı bana, sevdiklerime. Hani başka kaygılar eklenerek gidiyor. Hani özellikle gençlerde ben daha çok dışarı çıkıyorum, daha çok arkadaşlarımla görüşüyorum veya parklarda buluşuyorum. Aileme taşıyacağım ve anneme babama zarar kesinlikle. vereceğim, dedeme anneanneme zarar vereceğim çok oldu diye düşünüyorum. Kesinlikle bu kaygı işte gençleri hem bir şeyden mahrum bırakıyor hem bırakmak istemiyor. O çatışmayı çok daha yoğun yaşıyorlar. Çünkü zaten en sosyal olmaları gereken dönem ama en izole olmaları gereken döneme denk geldi. O yüzden yaşıyorlar bu sıkıntıları. İnşallah aşacağız toplumca hep birlikte. Gideceğiz biz inşallah. Peki Onur, sen yeni mezun bir genç olarak Evet. ve psikoloji alanında mezun olmuş bir genç olarak senin gözlemlerin nelerdir? Hem bu durumu yaşayan birisisin Evet. hem de bu alanda yardımcı olan birisin. Yani iki taraftadasın. Evet, iki tarafı da görmüş oluyorum o Evet. yüzden. Öncelikle Aslı Hanım dediği gibi şu an sürecin hala içinde olduğumuz için hani bir veriden, bir araştırmadan bahsedemiyoruz. Hani anekdot olarak anlatabiliriz bu durumu. Ben de Aslı Hanım dediklerini çok fazla çevremde gördüm. Kendim de hissettim bunu. Çünkü yani mezun olmak zaten zor bir süreç oluyor. İş bulabilecek miyim? İşte hayatım bundan sonra nasıl gidecek? Hani bir boşluğa atıldığınız bir süreç. Bir de bunu tam geçen sene mezun oldum ben. Tam da korona denk geldi. O yüzden belirsizlikler çok daha fazla arttı bir anda gelecekle ilgili. İşte burs kazandığım hatta katılmak istediğim içindeki program yani iptal oldu. Katılamadım ona o yüzden. Ve burada da hiç plan yapmamıştım ben o bursu kazanınca mesela. Burayla ilgili zaten kazandım gidiyorum diye. Yani bir anda o boşluğun içinde buldum kendimi. Ne yapacağımı şaşırdım. Bu açıdan zor bir süreç oldu. Ve çevremdeki insanlarla da bunu çok gözlemledim. Hem üniversitede okuyanlar olsun, mezun olanlar olsun. Yani bu belirsizlik cidden gençlerde çok büyük kaygılara sebep oldu. Kaygı, depresyon bozuklukları.
Yani şu anda bence yeni yeni adapte olduk bu sürece. Artık bir yıldır sürdüğü için alıştık biraz. Ben de şahsen kendim yeni planlar oluşturmaya başladım bu bir yılın sonucunda. Kendi psikolojini biraz kendin düzelttin diyebilir miyiz yani o aralarda? Evet, ya bir açıdan aslında şöyle pozitif oldu diye de düşünüyorum. Kendimle baş başa kalmama sebep oldu. Ve hani hayatta gerçekten ne yapmak istiyorum? Bunu sorgulamış olduğum bir süreç oldu. Yani bu açıdan kişisel yolculuk açısından, psikolojik, spiritüel yolculuk açısından böyle bir yararı oldu diyebilirim. Başlangıçta bir depresyon, ne yapacağım şaşırma. Sonradan ama tamam, hayatımı düzene sokacağım ben. Bu yönden gitmek istiyorum. Anladım. Aybüke, senin de görüşlerini merak ediyorum. Yani geçtiğimiz Mart ayında hiç haberimiz olmadan çok ilginç bir şekilde bir anda evlere kapandık. Çalışanlar evden çalışmaya başladılar. Biz üniversite öğrencileri bir anda online eğitime geçtik. Gerçekten online eğitim bizleri çok zorladığı bir dönemdeyiz. Yavaş yavaş alıştığımızı düşünüyorum. Bu dönemde özellikle üniversite öğrencilerinde online eğitime adapte olabilme, derslerden yeterince verim alabilme konusunda sıkıntılar yaşadığını, bu konuda kaygı duyduklarını özellikle hani yaşıyorum ve bizzat da görüyorum arkadaşlarımdan. Bu süreçte bence psikolojik dayanıklılığın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Zor bir süreçte ben ne yapabilirim, ne derece dayanabiliyorum? İnsanların gerçekten test ettiği bir dönem olduğunu düşünüyorum. Hem kendi adıma hem de çevremdeki insanlar adına. Aslında pandemiyle başladık programımıza ve pandemiyle devam ediyoruz birinci bölümden itibaren. Bu süreçte evde çok vakit geçirdik. Yani ev bizim artık hayatımız oldu. Normalde ev ve iş hayatımız vardı. Artık işi eve taşıdık, okulu eve taşıdık, her şeyi eve taşıdık. Bu dönemde evde kendimizi geliştirdik. Bazı insanlar da işlerine çok kapandı. Siz bir uzman olarak Aslı Hanım, evde geçiren zamanı kaliteli zamana dönüştürmeyi, kendi içsel yolculuğumuza çıkmayı nasıl tanımlarsınız? Yani şöyle, aslında herkes bireysel olarak bir yol buldu. Bu ilk dönem işte herkes evde bir şeyler üretti, yemek yaptı, işte balkonunu boyadı. Bunlar insanlara hep iyi gelen şeylerdi. Fakat tabii ki süreç uzadıkça artık o şeylerin tadı da kaçmaya başladı insanlarda ister istemez. Tekrara düştük. Aynen, sürekli tekrara düştük. Yani ne yapmak lazım? Aslında en önemli şey bence o sosyal iletişimi kestik dediğim gibi, ama o duygusal iletişimi kesmemeye gayret göstermek lazım. Bunun için mesela görüntülü aramalar daha çoğaldı hayatımızda. Özlediğimize sarılamıyoruz ya da gidemiyoruz. Ama bir görüntülü görüşme mesela insanlara duygusal izolasyonu yok saydırıyor. Yani en azından bir konuşuyorum, görüyorum, iyiler diyoruz. Fakat onun dışında işte ne yapılabilir? Genelde öneriler işte bir puzzle'a başlayanlar oldu, kendiyle ilgili herhangi bir hobiye başlamak istiyorsa herkes bunu evden yapmaya başladı. Eğitimler bile online olarak evden başladı. Ben genelde onu öneriyorum. Yani siz çalışırken zaman bulamadığınız her ne varsa, bir eğitim olabilir, bir kurs olabilir. Artık bunlar online olarak sizin hayatınıza dahil oluyor. Onları araştırıp onlar üzerinden bir şeyler yapmak. Hani en azından yetkinliğimi devam ettiriyorum. Ben hani kendimi geliştirmeye devam ediyorum duygusunu kaybetmemeleri yönünde ben genelde yönlendiriyorum kişileri. Peki Onur, sen neler yaptın bu korona başladığı süreçten sonra? Yani kendi izolasyonunu nasıl gerçekleştirdin? Benim de şöyle, 2020 Mart ayına denk geldi işte bu sürecin başlaması. Hı hı. Ya başlangıçta okuldaki derslerim hala devam ediyordu. Ya onlarla biraz oyaladım kendimi. Onun dışında işte Çince öğrenmeye devam ediyordum. Bu fırsattan istifade özel ders alıyordum Çince. Hı hı. Onun ders sayısını arttırdım. Yani başlangıçta böyle kişisel hobilerimi ve okul yüzünden zaman bulamadığım şeyleri daha çok odaklanarak kendimi geliştirmeye çalıştım o süreçte. Ama tabii bir yerden sonra şey oldu, insanda yani sürekli evdesiniz, işte ders çalış, puzzle yap, ben de puzzle'a başlayanlardanım, Çince'ye çalış. Bir yerden sonra ben de bunaldım. Yani öyle bir kötü yanı da oldu. Çünkü evde tamam, yapacak bir şey üretmeye çalışıyoruz ama sürekli evde de geçmiyor hayat. O evdeki hayatında iyi gelmediği insanlar da oluyor yani. Kimisi belki kişisel gelişim açısından iyi olabilir ama kimisi de mesela çok daha kötü alışkanlıklara yönelebiliyor
öyle bir şey. Derin yalnızlıklar yaşıyor. Evet. Yeme bozuklukları ortaya çıkıyor. Öyle, evet, ortaya çıkabiliyor. Biz bunu yakından yaşamış iki insanız yarkınla. Bol bol yemek. Zorluk çekti yani adapte olmakta onu gördüm. Evet. Çünkü yani insan sosyal bir varlık. Sosyalleşmek istiyor, dışarı çıkıp arkadaşlarıyla bir şeyler paylaşmak istiyor. Onun dışında sürekli iç mekanda bulunabilen bir varlık da değil bence. Yani dışarıda bulunmamız gerekir. Yani o yüzden çok büyük mesela psikolojik bozukluklarda artmaya gidildi bence. Ben şunu sormak istiyorum Aybige'ye sorudan yola çıkaraktan. Lise sınavlarına hazırlanan, üniversite sınavına hazırlanan gençler vardı ve sen de mezun olan bir gençsin. Evet. Yani geleceğini planlamada böyle bir olay yaşadı, dünyaca böyle bir olay yaşadık. Ve senin geleceğe dair umudun ne durumda şu an? Psikolojik olarak kendini nasıl hissediyorsun bir psikoloji öğrencisi olarak? Ve ardından Aslı Hanım'dan tavsiyeler istiyorum gençlere yönelik. Şu şekilde bence bunu kişisel olarak algılamayıp tüm dünyanın bu süreçten geçtiğini bence unutmamak lazım. Krizi fırsata çevirmek diye bir tabir vardır. Açıkçası ben bunu uygulamaya çalışıyorum. Bu süreçte bence rutinler oluşturmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Nedir bu rutinler diye sorarsanız. Örneğin bir online eğitim ya da evde çalışan bir insan olduğunu düşünün. Online eğitime katılan ya da home office çalışan birinin. İşe gittiği zaman saat kaçta kalkıyor, ne giyiyor, kahvaltısını kaçta yapıyor, öğle yemeğini kaçta yiyor. Bence bu rutinleri evde de devam ettirebilmek lazım. Çünkü bir şekilde hayata tutunabildiğimizi, bu bize tekrardan yaşayabildiğimizi hatırlattığını bence çevremizden de çok fazla görüyoruz. Benim için en önemli şey rutinler oluşturabilmekti. Çünkü bir şekilde hayattan kopmadığımı, hala bir şekilde hayata devam ettiğimi sık sık hatırladım bu şekilde. Aslı Hanım, sizin gençlere ne tavsiyeleriniz olur? Hı hı. Özellikle yaş grubu daha küçük olan, lise sınavlarına hazırlanan öğrenciler, liseden üniversiteye geçiş yapacaklar için neler tavsiye edersiniz? Şimdi burada Aybüke Hanım'ın dediklerine çok katılıyorum. O rutinlerini bir kere devam ettirmeleri gerekiyor. Bir ders saati, bir ders program hazırlama, hani bunlar devam etmeli gerçekten. Hı hı. Onun dışında bu rutin, şimdi arkadaşlıklar özleniyor tabii ki. Günümüze, yani şu güne baz alırsak, hani belirli koşullarda artık görüşebilirler. Bir arada bulunabilirler. Aileler biraz bu konuda tedirginlik yaşıyor, evet, ama hani en büyük önemli olan nokta burada, daha doğrusu ailelerin de bir tık kaygılarını aşağı çekmeleri. Çünkü ailenin kaygısı çocuğa yansıyor ister istemez. Hangi yaş grubu olursa olsun, yani kaygılı bir anne baba evde varsa, İster liseye gitsin kişi, ister ilkokul çağında olsun, o kaygıyı kendi bir şekilde yaşıyor. Aileler kaygılarını minimumda tutup hani çocuklarının o sosyal anlamda biraz desteklemelerinde fayda oluyor genelde. Yani tekrar atıyorum belli dönemler birilerine gidip gelebilirler. Görüntülü görüşmeler yapabilirler. Hatta internet üzerinde online bir sürü oyun var. Çevremden duyduğum gençlerin oynadığı. Birlikte oynayabildikleri. Aynen, birlikte oynayan şekilde. O bağı kopmaması gerekiyor. Buradaki en önemli nokta bu aslında. Çünkü dediğiniz gibi yalnızlık hissi, yemek yeme duygusu, hani o boşluk hissini doldurmak için oluşan şeyleri engellemek için o yalnızlık hissini yok etmek gerekiyor. Onu da günümüz şartlarına uyarlayarak aileler mümkün oldukça yapmalılar. Peki şimdi Onur, gençler arasında kendi çevrende böyle bir bu dönemde hem alkole hem uyuşturucu maddeye talebin arttığını demeyeyim de o yola gidenlerin sayısında bir artış gözlemledin mi hiç? Öyle bir şeyin var mı? Yani bunu çevremden duyduğum, gördüm, oldu, evet. Çünkü Aslı Hanım'ın dediği de gibi, yani bir boşluk oluştu. Hı. Boşluğu bir şekilde doldurmak istiyoruz. Kimisi hobilere yöneliyor, bunu pozitif bir şekilde kendini geliştirerek yapıyor. Ya da Aybüke'nin dediği gibi işte online eğitimlerde. Ama maalesef bazı insanlarda alkol bağımlılığı, uyuşturucu bağımlılığı gibi. Ters tepebiliyor birazcık, değil mi? Ters tepebiliyor, evet. Hani bu boşluğu nasıl doldurduğumuz, evet, önemli. Bazı insanların kötü madde kullanımına yönelerek, hı hı, doldurmaya çalıştığı oluyor maalesef. Buna karşı önerilerin olur mu kendi yaş grubuna? Kendi yaş grubuma? Yani koronadan bağımsız olarak zaten uzak durulması gereken şeyler bunlar bence. Ve dediğim gibi hani bu içimizde oluşan boşluktan çok kaçmamaya çalışmamız lazım bence. Bu insanlarda ben onu görüyorum. Onlar çok korkuyorlar, kaçmak istiyorlar. Yüzleşmek istemiyorlar. Aynen, yüzleşmek istemiyorlar. Yani bir şekilde durup yalnızlığımızı farkına varıp,
Yani yüzleşmeye karar vermemiz lazım. Hı-hı. Bastırmaya çalışmak yerine. Anladım. Bence Yarkın burada şöyle bir durum da var. Madde bağımlılığı, alkol bağımlılığının ötesinde de gençlerin haricinde de genel bir medikal bağımlılığı arttığını düşünüyorum ben. Siz de yer yer uykusuz kaldık. Günlerimiz şaştı, saatlerimiz şaştı. Uyku ilaçları alan insanlar oldu. Sakinleştiriciler kullanan oldu. Bu konu hakkında öncelikle ben uzman psikologumuz Aslan'ıma sormak istiyorum. Ardından sizlerin yorumlarını dinleyeceğim. Ne kadar arttı bu tüketim ve doğru bir yöne doğru gidiyor mu? Şimdi bu tüketim özellikle depresyon ilaçları zaten her sene katlanarak giden bir tüketimi gösteriyordu. Hani tüketim grafiği vardı. Türkiye'den bahsediyorum. Hani bu yurt dışının araştırmalarını bilmiyorum ama Türkiye'de bu böyle katlanarak giden bir grafik var. Çünkü biz kaçıyoruz gerçekten. Yani bir şey yaşıyoruz. Kaçıyoruz. Nasıl kaçıyoruz? Uyuyarak kaçıyoruz. O uykumuz bozuluyor. Uyku ilacı alıyoruz. Daha çok uyuyoruz ve biz o problemle aslında baş etmiyoruz da yok sayıyoruz o problemi. Bu böyle gittiği sürece de onun üstüne başka şeyler eklenerek işin içinden çıkılmaz bir takım psikiyatrik rahatsızlıklara doğru bu yol alıp gidiyor. Bu medikal bağımlılık ne yazık ki çok popüler de oldu. İşte depresyon ilaçları, uyku ilaçları, bu hani onların çok kontrolsüz kullanımı ne yazık ki oldu. En antidepresanlar da öyle zannediyorum. Kesinlikle, kesinlikle. Dikkat arttırıcılar da bu dönemde kesinlikle. Yine mesela atıyorum bir şeye odaklanamıyorum diyor. Biri kullanıyor, diğerine de öneriyor. Gidiyor doktora, işte anlatıyor semptomlarını. Evet alıp kullanıyor. Bunun çok yararlı olduğu yerler var kesinlikle. Hani ilaca karşı biri değilim ama hani şu pandemi sürecinde hani baz alırsak özellikle zaten insanlar bir problemin içinde hani bunu ilaçsız çözebilmek daha sonraki gelecek durumlar için bizim için daha iyi. Ama bu bağımlılık ne yazık ki oldu. Bunu da etkileyen biraz mesela sosyal medyada yazın işte pandemi diye. Şunu yapın, bunu yapın, onu yapın. Sürekli bir emir veren farkındaysanız kişiler bilgi var. Bilgi bombardımanına aynen, tutuluyor hani insanlar. Bilgi doğru kirliliği. Yanlış, aynen. Evet. İşte bugün şunu yapın, o yok işte hadi bugün 10.000 adım atın evde. Bazen insan boş kalmak da isteyebilir. Yani insan bir şey yapmaya çalışıyor evin içinde ama bazen o gün boşta yatabilir mesela. Hani bunun için de biraz fırsat tanımak lazım. Kendini dinlemek lazım. Ruhumuzu da dinlendirmek kesinlikle lazım. Kesinlikle. Hani bunu tabii ki her güne değil ama hani işte biri ekmek yaptı. Herkes ekmek yaptı. Yani ekmek evet, yapmayan yoktur. Zeytinli ekmek ama lütfen evet, öyle boş hani, ekmek değil. Evet. Sonra işte o zeytinli ekmeğe döndü. Herkes ekmek yaptı. Ne oldu? Bitti. Hani yapmayan eksik gibi hissetti. Ben yapmadım. Sonra baktım herkes yapıyor. Ben de yaptım yani mesela. Hani bu aslında bazen de boş durmak da gerekiyor. Yani bir iki gün kendine es vermek, hani hemen bir şeye geçsin diye çabalamamak gerekiyor. O arayış işte insanları bazen böyle medikal bağımlılığa sürüklüyor ne yazık ki. Abige sen ne söylersin antidepresan vesaire kullanım hakkında? Şu şekilde söyleyebilirim. Aslında Lera Hanım da dediği gibi özellikle sınava hazırlanan gençlerde dikkat arttırıcı ilaçlara karşı kesinlikle bir bağımlılık olduğunu düşünüyorum. Çevresinde biri kullanıyor. Aa ben de dikkat konusunda odaklanamıyorum deyip bu ilaçlar alınabiliyor ve sık sık karşılaşıyoruz. Kesinlikle bence bir doktor desteğiyle bunların alınması gerektiği ve hani belki de bir ilaç tedavisiyle birlikte psikoterapinin birlikte ilerleyebileceğini daha faydalı olacağını düşünüyorum. Evet o konuya aslında girebiliriz birazcık. İlaç kullanımı yanında sen psikoterapinin de kesinlikle olması gerektiğini söylüyorsun. Tabii ki hani bazı duruma göre değişebilecek bir konu olabilir bu. Ama hani ilaç tedavisiyle birlikte belki psikoterapinin daha faydalı ve daha fazla insanı yol kat edebileceği bir alternatif olduğunu düşünüyorum. Hani birbirini destekler iki şey o zaman. Evet yani belki psikoterapi sayesinde insanların kişisel farkındalığı, kendini anlayabilmesi, bir yol çizebilmesi daha olası olabilir. Onur sen neler söylersin ilaç kullanımı hakkında antidepresan vesaire? Ben de bu konuda şunu söylemek istiyorum. IBG'ye katılıyorum terapi açısından. Yani tek başına ilaç bence kesinlikle kullanılmamalı. Çünkü ilaç sadece belli bir durumu, işte anksiyete olsun, hani kısa bir süreliğine ilacı kullandığın sürece bastırmaya yöneliktir. Ama o altında yatan problemi asla çözmez. Yani bunu çözmek için çok daha derin bir işte spiritüel yolculuğa gidilmesi gerekir. Psikoterapi alınması gerekir. Yani o yüzden ben tek başına ilaç kullanımına karşıyım. Kesinlikle psikoterapide alınıyor olmalı yanında. Hatta tercihen bence sırf psikoterapide alınabilir. Hani ilaç
zorunlu değilse, çünkü bazı durumlarda zorunlu oluyor bipolar bozukluk gibi. Ama bunun dışındaki durumlar için psikoterapi yeterli olacaktır bence. Aslı Hanım, sen lütfen soracaktın. Yarkın Bey. Sizin de psikoterapi ve ilaç kullanımının beraber gitmesi hakkında görüşlerinizi merak ediyorum. Ben de kesinlikle ikisinin, eğer ağır bir vaka varsa, atıyorum bir depresyon, ağır depresyon, intihar düşünüyor. Evet, ilaç artı psikoterapi, ama standart depresyon, yani bizim çok ağır seyretmeyen bir depresyonsa, sadece psikoterapiyle de zaten danışan kendini toparlayabiliyor. Hani bu süreçte dediği gibi arkadaşların da, hani ikisi dengeli bir şekilde gidebilir. İlla ilaç, psikoterapi ya da sadece ilaç ya da sadece psikoterapi diye bir şey yok. O biraz kişinin ne kadar neyi ne kadar yaşadığıyla da alakalı. Burada ama kesinlikle bir profesyonel bir yardım alınması gerekiyor galiba. Kesinlikle. Peki siz bu 2020 Mart'tan itibaren bugüne kadar size danışanlarınızdan gelenler genel olarak hangi ortak problemlerle size danışıyorlar? Sizin gözlemlediğiniz nedir? Bir de yaş gruplarına göre, yani gençlerin şu problemleri daha çok, orta yaş grubunun şu problemi daha çok. Çocuklarla çalışıyor musunuz? Bilmiyorum ama çocuklarla nasıl bir sorun var? Şimdi genel olarak hani kategorize edeceksek, çocuklarla olan bölümde genelde ders odaklanma. Çünkü şimdi biz hani diyoruz ya, işte televizyon, tablet çocuklara izletmeyin, ama şu an bildiğiniz bilgisayarın içinde çocuklar, çünkü dersleri oradan alıyorlar ve bu dikkat dağınıklığını arttıran bir konu oluyor ister istemez. Genelde aileler bundan dolayı şikayetçi. Yani hani oturmuyor, yapmıyor, yapamaz çünkü çok küçük. Hani dikkati dağılıyor, başka bir şeye basıyor. Hani onlar bu konularda sıkıntılar geliyor. Daha yaş büyüdükçe, çocuktan daha böyle hani ergenlik, daha yetişkin döneme geçtiğimizde işte hep gelecek kaygıları, sınav kaygıları, ya da atıyorum bu biraz yasa dönüp, yani yasa dönmüş kaygılar oluyor. İşte birini, yani yasla benzer kaygılar gözlemliyorum. Hani bir depresyona doğru giden, daha biz ne olacağız, gelecek ne olacak diye tedirgin olan gençler çok fazla. Yetişkinlerde genelde hani benim çocuk ve ergen olduğu için alalım, genelde hep çocuk ve ergenle ilgili bir sıkıntılar geliyor. Ama yetişkinlerle ilgili baktığımızda da yine aynı şekilde, bu sefer çocuğunun geleceğiyle ilgili kaygılar. Yani en temel şey gelecekle ilgili diyeyim ben size. Hani ortak çerçeve dersek, gelecekle ilgili bir kaygı var. Aslında Onur Baybilge, siz de kendi çevrenizden en çok duyduğunuz şikayetleri anlatabilirsiniz. Yani gençler hangi konularda ortak düşünüyor? Yani ben mesela çok umutsuzdum korona başladığında. Yani ne yapacağım dedim. Şimdi ne yapacağım? Yani iş yok, okul yok. Eve kapandık. Ailem İzmir'de, ailem uzakta. Ben ne yapacağım? Ben yapayalnız kaldım dedim. Ama sonra bir şeylere tutundum. Yarkın'ın daha farklı bir durumu vardı. İş falan devam etti benim o sıra. Ben çok o boşluğa düşmedim aslında benim açımdan. Ailen de yanında tabii. Evet, onlarla beraber. Aile çok önemli ama gerçekten bu süreçte. Bir güç, bir destek. Evet, aile desteği. Yani uzak olsun, yakın olsun hiç fark etmez. Aile desteği varsa daha kolay o kaygılarla baş ediliyor zaten. Ama çok... Ben şunu da yaşadım aslında. Ben üniversite sürecinde ayrı yaşıyordum. Sonra ailemin yanına döndüm işte, evi kapatıp. Yani başta güzeldi. Ailemle hiç geçiremediğim kadar vakit geçirmeye başladım. Bu açıdan hani kaynaşmaya başladık falan. Ama bir yerden sonra problemler evde artmaya başladı. Hani yıllardır birlikte yaşamamışız. Sonra özlem giderme kısmı da geçtikten sonra, yani problemlerin biraz artması da oldu bence evde. Zaten bir yerden sonra gençlerde bu yüzden de gerginlik artmaya başladı. Çünkü o eski özgürlükleri yok artık. Aileleriyle tekrar yaşıyorlar. Eski problemler ortaya çıkmaya başladı bir yerden sonra. Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından Aybüge'nin konu hakkındaki düşünceleriyle devam edeceğiz. Reklamların ardından sohbetimize devam ediyoruz. Aybüge, en son sende kalmıştık. Sen de kendi çevrendeki o gençlerin sorunlarını, en çok dile getirdikleri şeyleri senden dinlemek isteriz. Ben daha çok açıkçası üniversite öğrencilerinden, son sınıf öğrencilerine, mezun olmaya yakın öğrenciler adına konuşmak istiyorum. Haziran'da mezun olacak bir öğrenci olarak aslında en çok yaşanılan şeyin gelecek kaygısı olduğunu bizzat deneyimliyorum. Hani online olarak devam etmesi eğitimin, mezun olduktan sonra ne yapacağım, sonuçta şu an işe alımlar da azaldı, iş nasıl bulacağım şeklinde bir takım kaygılar yaşıyorum. Kendimi geliştirmek için çabalıyorum, fakat gelecek kaygısı tabii ki insanın içinden çıkmıyor diyebilirim. Bir şey sormak istiyorum tabii. Ben söz olarak. Çünkü sen aynı zamanda kendi okulunun öğrenci konseyindesin. Evet. Yeni gelecek öğrencilere de tanıtımlar yapıyorsunuz.
Size gelen sorulardan, öğrenci konseyinde genellikle hangi sorularla karşılaşıyorsun yeni gelecek olan öğrencilere? Yani eğitim üzerine mi daha çok sorular, yoksa kampüs hayatının nasıl devam edeceğiyle ilgili mi? Bunlardan da bahsedersen. Kampüs hayatının nasıl devam edeceği tabii ki hem yeni gelen öğrenciler hem de şu an kendi dönemimdeki öğrenciler tarafından çok sık geliyor. Tabii ki bir belirsizlik var. Hiçbir şekilde kesin cevaplar veremiyoruz. Ama alt dönemlerden, birinci sınıf hazırlıklardan gelen sorular ise genelde hani hazırlık nasıl devam edecek? Online eğitimde hazırlıktan nasıl daha fazla verim alabilirim? Veya hazırlığı bitirip yarım dönemde bölüme geçecek öğrenciler okulumu dondurmalı mıyım? Yoksa tekrar birinci sınıfa devam mı etmeliyim şeklinde çok fazla soru soruyorlar. Açıkçası bu soruların haklı olduğunu düşünüyorum. Online eğitimde tabii ki verim bir tık daha düşüyor. Bu tabii ki kişisel çabaya çok bağlı bir durum olduğunu da unutmamak lazım. O yüzden özellikle hani hazırlık bitirip birinci sınıfa geçen öğrencilerden okula devam edip etmeme konusunda çok fazla soru alıyorum. Okula yeni başlayacaklar dedik, üniversiteye, liseye yeni başlayacaklar dedik. Peki Aslı Hanım, aileler bu dönemlerde öğrencilere, etrafındaki ergen çocuklara nasıl davranmalı, nasıl bir tutum sergilemeli, nelerden kaçınılmalı? Bunlardan söz etmek ister misiniz? Bu gençlerin ve çocukların duygularını kabul etmeleri gerekiyor aileleri. Yani evet, ben seni anlıyorum, sen kaygılısın, gelecekle ilgili kaygın var. Hani hiç daha önce hayatında maruz kalmadığın şekilde farklı şeylere maruz kalıyorsun. Ben senin duygunu anlıyorum. Hangi yaş grubu olursa olsun bu yetişkin için de geçerli. Karşı taraf sizi anlıyorsa, anladığını hissettiriyorsa siz zaten kendiniz bir tık rahatlıyorsunuz. Bu aynı evde yaşayan çocuklar için de geçerli. O yüzden aileler öncelikle onların yaşadığı kaygıyı, kaygı durumunu duygusal olarak kabul ettiklerini belirtmeleri gerekiyor. Onlara hissettirmeleri gerekiyor. Yani atıyorum siz gittiniz, ya ben iş bulamayacağım, işte gelecek çok kötü, yani hiç önümü göremiyorum diye anlattınız. Anneniz size dedi ki ya boş ver, bir şekilde bulunur, tek sen yaşamıyorsun demesiyle oturup da evet seni anlıyorum, hani şu an herkes aynı durumda ama bakalım bu süreci de şöyle değerlendirebiliriz gibi alternatif sunduğunda hissettiğiniz duygu bambaşka olacak. O yüzden ailelerin en önemli yapması gereken nokta onların duygularını kabul etmek, bu yaşadıkları kaygı durumlarını kabul etmek. Tabii şunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Aileler de aslında o kadar kaygılı. Yani benim çocuğum ne olacak, gelecek, yani benim çocuğumun geleceği ne olacakla ilgili bir kaygıyı onlar da yaşıyor. Ama ne yazık ki şöyle bir ailelerde ekstra yük var. Onlar kendilerini kontrol etmeleri gerekiyor ki çocuklar biraz daha rahatlasınlar. Yani o yüzden o duygu kabulü, seni anlıyorumu hissettirmek, biraz daha sabırlı yaklaşmak, işte Onur Bey'in dediği gibi aynı evin içinde yaşarken bir takım sıkıntılar tekrar baş gösterebilir. Çünkü herkes stresli. Hani biraz daha alttan alan taraf olmaları gerekiyor yetişkin oldukları için. Hani duyguları daha çok kontrol edebildikleri için aslında. Bu nokta önemli bir nokta. Bir başka açıdan bakmak istiyorum ben olaya. Şimdi üniversite öğrencilerin çoğu yurtlarda kalan veya evleri olanlar hem maddi durumlardan dolayı hem de koşullardan dolayı aile evlerine geri döndü. Belki lise çağında olan gençlerimiz için bu biraz daha zor ama üniversitede eve dönen arkadaşlarımız ailelerini biraz daha anlamalı diye düşünüyorum. Hı hı. Çünkü belki annesi çalışıyordu, işi bırakmak zorunda kaldı. Ailelerin de psikolojik bir durumu var sonuçta. Hı hı. Aileler, yani hepimiz insanız, hepimiz iletişim kuruyoruz ve birbirimize destek olmalıyız. Kesinlikle. Peki biz gençler olarak soruyoruz bu sefer. Hı hı. Ailelere, annemize, babamıza, büyüklerimize nasıl davranmalıyız? Nelerden kaçınmalıyız? Gençler olarak dediğiniz gibi hani her iki tarafta o kaygıyı yaşıyor ama hani anne babalar bazen işte öfke patlamaları daha yoğun olabiliyor. O durumlarda da tıpkı biz ailemizden ne bekliyorsak aslında biraz öyle davranmalıyız. Yani biz de onları anlamalıyız. Ben hani ikili ilişkilerde de bu böyle. Duygu kabulü olduğu sürece karşı taraf biraz daha sakinliyor. Çünkü anlaşıldım hissi çıkıyor bu sefer ortaya. Yani karşı taraf beni anlıyor, karşı taraf beni destekliyor. Aile için de bu gerekli. Dediğiniz gibi pek çok iş kaybı yaşayan baba var mesela. Hani ekonomik olarak sıkıntı yaşayan, çocuğuna bir şekilde destek olamayan birçok aile var günümüzde şu an. Hı hı. Doğal olarak onların da duygularını
anlamaları gerekiyor. Fakat aileler bunu saklıyor çocuklarından. Böyle bir durum da var. Yani oturup bunu belki açık açık konuşmak gerekiyor. Paylaşmak önemli. Paylaşmak çok önemli. Yani biz nasıl çocuktan her şeyi paylaşmasını bekliyoruz? Ebeveyn olarak da yaş ve gelişim dönemine, zeka seviyesine, çünkü hani herkesin algılama şeyi de farklıdır. Ona göre anlatmak gerekiyor bu durumu. Yani ben şu an stresliyim çünkü işten ayrıldım. İşte geçinmemiz gereken para miktarı bu. Artık çocuğun gelişim şeyi neyse, yani bu bir üniversite öğrencisi olur, ilkokul öğrencisi. Hani onu da aileler anlatmalı ki çocuk da ailenin ne yaşadığını anlayıp biraz ona göre onları kabul etsin, onları anlasın. Aileler bunu çok yapıyor. Hani saklıyor, gizliyor, yokmuş gibi. Hani çocuğa bir şey, o da aslında iyi niyetli. Yani onu üzmemek adına. Ama çocuk anlamadığı için doğal olarak ailenin o anki öfkesini de anlamıyor. Daha kötü tepebiliyor. Aynen, daha ters tepebiliyor. Oysa ki açık iletişim, aile içindeki açık iletişim her şeyin çözümü olabiliyor bu konuda. Bu bence biraz aslında Türk aile yapısıyla ilgili. Yani biz böyle ailemizle açık iletişim kurmaya alışık değiliz. Yani babamızla mesela oturup duygusal pek bir şey paylaşmayız maalesef. O yüzden bir tutukluk olabiliyor aramızda, evet, bu duyguların paylaşımında. Kültürel olarak var. Hani mesela biraz kültür seviyesi arttıkça belki biraz daha iyi, yani sosyokültürel anlamda daha iyi paylaşımlar olurken, sosyokültürel olarak biraz daha ortalarda ya da bir tık daha düşük olanlar, hani sonuçta şöyle bir algı var bizde. Baba evi geçindirmek zorunda, hani para getirmek zorunda, anne çocuklarına bakmak zorunda, ama annenin de duygu durumu bozulabilir, babanın maddi durumu bozulabilir. Bunları konuşmadıkça işte çocuk ya aileden uzaklaşıyor ya daha önce konuştuğumuz gibi alkol madde bağımlılığına düşüyor. Yeme bozuklukları çıkıyor. Bunlar bambaşka olabiliyor. Aynen, bambaşka sorunlara dönüyor. İletişimsizlikten hepsi aslında. Kesinlikle konuşmak çok önemli gerçekten. Evet. Ben şuna da değinmek istiyorum. Bu dönem, yani korona dönemi öyle bir dönem oldu ki hepimiz için. Aileden yola çıkarak başlayacağım soruma. Ya ilişkiler çok sağlamlaştı, devam etti, işte sorunlar çözüldü, bazı şeyler artık tamamen kapandı, konular açılmamak üzere, bazıları da yeter artık, ben seninle mi evlendim, seninle mi aile kurdum, seninle mi sevgili oldum, dayanamıyorum, bitti dedi. Ve boşanmalar birçok ülkede de arttı. Bu konuda ne düşünüyorsunuz ve kendi ailenizden gözlemleriniz veya çevrenizden gözlemleriniz varsa hem ilişki bazında hem aile bazında yorumlarınızı almak isterim. Ama öncelikle Aslı Hanım'a sormak isterim. Bu konuda şöyle, aynı evin içinde eşler, çocuklar, yani aile bir araya kapandı. Tamam, ilk zaman hani geçti bir şekilde. Sonra giderek bu süreç uzadı, strese döndü ve bu sefer şiddetler başladı. Bu şiddet farklı boyutta, duygusal şiddet olabilir, sanal şiddet olabilir. Hani pek çok anlamda insanlar o stresini gücünün yettiğinden çıkarmaya başladı ne yazık ki. Ben son dönemlerde en çok dikkatimi çeken sanal şiddet oldu mesela. İşte sevgili sevginin bütün hesaplarını kontrol eder oldu. Bundan dolayı ayrılır oldu. Kavgalar çıkmaya başladı ya da biri birini sürekli internetten taciz eder hale geldi. Şifreni versene. Evet, hani aynen, mesela uzak ilişki yaşayanlar oluyor ister istemez. Çok görüşemeyenler. Partnerin bir tarafı diğer tarafta hani kontrol etme isteği fazla arttı, diğer taraf istemedi falan, o sanal şiddet çoğaldı mesela. Ama aile içinde de tabii ki şiddetler, duygusal şiddetler, eleştiriler, sözel şiddetler çoğaldı. İşte sen ne biçim insansın, bunu mu yaptın? Hani bunları çok duyar olduk ne yazık ki ve bu da boşanmalara kadar gitti. İşte bazen hiç hoş olmayan sonuçlarını da görüyoruz zaten. Hani bunlar ne yazık ki o stresle baş gösteren ve şu an önünü alamadığımız durumlar haline geldi. Bunun da bir çözümü aslında var. Ortak var. Bir noktada buluştuk. Kesinlikle. İletişim dedik. İletişim, evet. Var. Eğer o kadar hani bu artık birine zarar vermeyen, canına kastetmeye kadar gidiyorsa, dediğimiz gibi bir hani terapi, bir ilaçlı tedavi, hani hepsinin çözümü var aslında, ama işte insanlar evin içinde kaldığı için çözüm arayışını birazcık bıraktılar galiba bu süreçte. Kaçıyoruz, evet, her zaman. Evet, kaçılıyor galiba. Çözüm bulmak istemek de önemli. Yani çözüm aramak istemiyorsanız, ben bu ilişkiyi nasıl düzeltirim, durumu düzeltirim demiyorsanız zaten bulamazsınız onun çözümünü. İlişkiye yatırım yapmazsınız o durumda. Senin peki kendi yaşantından örnek verebileceğin durumlar var mı hiç? Kendi yaşantından. Evet, verebilirim. Yani benim de uzaktan götürdüğüm bir ilişki vardı mesela. Evet. Bu sonunda ama maalesef yani iletişimsizliğe doğru gitti. İşte birbirimizi anlamadığımız bir noktaya doğru gitti.
o ilişki bitti onun yüzünden. Yani bu korona süreci aslında belki zaten hali hazırda olan şeyleri çıkardı diye düşünüyorum. Hani yeterince ilişki, iletişim kuramadığımızı. Ama Lara bazı ilişkileri de güçlendirdiğini söylemişti. Mesela bu da bence zaten iyi iletişime sahip olan insanların ilişkileriydi. Onlar bu durumda, yani bunu bile atlatabiliyorsak, korona sürecinde bile birbirimize böyle bağlı kalabiliyorsak, demek ki güçlü bir ilişkimiz var mentalitesine girdiler bence. Bu yaz gördük, ben şaşkınlıkla izledim sosyal medyadan. Genellikle 20'li yaş grubu bir dedi ki ben evlenmeliyim yani. Ben evet korona döneminde evlenmeliyim, düğün yapmalıyım. Görmediniz mi hiç? Bir evlenme, bir hadi ev kuralım, hadi birlikte yaşayalım. Hani birbirini tanımadan bile hani 5-6 ay tanımışlar, evlendiler yani. Ama arkadaşlıklarda da ben bunu yaşadım. Evet. Mesela çok iyi arkadaşlıklar bozulduğunu gördüm. Ayvge, senin çevrende var mı? Ya şu şekilde ben aslında kadın erkek ikili ilişkilerine değinmek istiyorum. Pandemi hayatımızın birçok noktasını etkiledi. İkili ilişkilerde bunun aslında bir başlığı diyebiliriz. Ama şunu düşünmek lazım. İki insanın olduğu yerde çatışma mutlaka olacaktır aslında. Bu çok da normal ve doğal olduğunu düşünüyorum. Fakat bu çatışmalardan nasıl tekrar doğabildiğimiz çok önemli bir noktadır. Öfke patlamaları kesinlikle yaşanabilir kadın erkek ilişkilerinde. Fakat burada öfkeden kurtulmanın 5 yolu gibi hani daha bir başlık altında toplamak yerine ben mi öfkeyi yönetiyorum yoksa öfke mi beni yönetiyor diye insanın bence durup kendine sorması gerektiğini düşünüyorum. Burada empati kesinlikle çok önemli. Birbiriyle konuşabilmek arkadaşlarımın da dediği gibi çok önemli. Ama bu birbiriyle konuşabilme noktasında bence öfke patlamalarının olduğu yerde değil, bir durup düşündüğümüz, sakinleştiğimiz noktada konuşabilmek lazım ki daha sonrasında daha sağlıklı adımlar atabilmek için. Ki öfke patlaması oluyorsa bence zaten bir şeyler konuşulmadığı için oluyordur. Evet. Yani bir şeyler birikiyor insanın içinde, birikiyor sonra bir patlama oluyor. En küçük şey bile batıyor yani. Aslında yapılan evet. Hiçbir şey yok. Niye onu oraya koydun? Çünkü niye siz bahane arıyorsunuz o kişiyle. O içinizdekileri dökebilmek için. Yani onun o ufak olayın önemi bile yok aslında. Ben şeye de değinmek istiyorum, Yarkın'la belki katılır. Bu boşanma süreçlerinde özellikle korona döneminde şimdi hem dışarıda bir hayat sonlandı bizim için hem de çocuklar için boşanan ailelerin çocukları anne baba iki ayrı evde. Size böyle danışanlar oluyor mu Aslı Hanım? Hani çocuk için ne yapmalıyız, nasıl terapi etmeliyiz, nasıl iyileştirebiliriz gibisinden? Yani evet mı? Oluyorlar. Şöyle bu korona döneminde ayrılıklar biraz daha farklı etkiliyor çocukları. Çünkü var olan bir korkunun ve kaygının üstüne başka bir şey daha geliyor. Hani annemi ya da babamı görebilecek miyim? Şimdi çocuk kimde kalıyorsa diğer ebeveynini görmek istiyor. Bu süreçte özellikle çok zorlanan çocuklar oluyor. Çünkü çocuklar zaten durumu da çok anlayamıyorlar. Yani biz ne kadar anlatıyorsak ya da televizyonda ne kadar görüyorsa hani o kadarını anlıyor ve televizyonda zaten biraz felaket tabloları fazla yayınlandığı dönemlerde çocukların kaygılarının da arttığı çok oluyor. Biz diyoruz hani televizyonda haberleri izletmeyin, siz onları anlatın. Çünkü onları anlamıyor çocuklar. İşte bu boşanma için de geçerli. Hangi dönem olursa olsun gene çocuklar boşanmayı algılayamıyorlar. Yani neden ayrılıyorlar? Bunu çocuğa anlatıp görüşmelerinde bir sıkıntı olmayacağını, onlara olan sevgisinde bir sıkıntı olmayacağını, yani seni sevmediği için baban ya da annen gitmedi gibi açıklamalarla çocuğu biraz daha böyle rahatlatarak bu süreci yönetmeleri gerekiyor. Ya evet. Habere değinince siz şimdi aklıma geldi de bizim de hani alanımız olduğu için bu dönemde bu kadar fazla habere maruz kalmak, bilgiye maruz kalmak, gerekli gereksiz, doğru yanlış. Sürekli televizyon başında bunları izlemek nasıl etkiliyor insanları? Genel olarak soruyorum yani. Bu genel olarak depresyonu sürüklüyor. Çünkü hiç iyi bir haber yok farkındaysanız. Evet. Yani özellikle o ilk dönemlerde hani o tabloyu takip ediyoruz. Evet. İşte Çin'de şu kadar ölmüş, Amerika'da bu olmuş, Türkiye'de şu olmuş. Yani bir anda mesela evet. Sosyal medyada da çok vardı. Yolda yürürken yere düşüp ölen insanlar aynen. Falan videoları hani vardı bilgi yani. Bilgi kirliliği çok evet. Fazla oldu. Şimdi biz neyle karşılaştığımızı bilmiyoruz. Bir anda işte bir virüstendi ve bizim bütün hayatımız durdu. Biz şimdi sosyal medyadan, televizyondan ne izlediysek onu görüyoruz. O yüzden de sanıyoruz ki hani çok kötü, çok her şey çok kötü. Evet. Ama yavaş yavaş yaşadıkça, işin içine girdikçe aslında bunun çözümü var. İşte korona ne? İşte hijyen, işte
temizlik falan, bunu da abartanlar çok oldu. Bunu da abartmamak gerekiyor aslında. Bu da başka bir rahatsızlığa yol açıyor çünkü. Ama minimum seviyede hani bu haberleri biz mesela yetişkinler için de bunu öneriyoruz. Her saat dinlemeyin. Atıyorum akşam haberlerini dinleyin, sabah haberlerini dinleyin. Sürekli televizyonda bununla ilgili bir şeylere kendinizi maruz bırakmayın diye öneriyoruz zaten. Arkadaşlar sizin aslında merak ediyorum bu konudaki görüşlerinizi, sürekli habere maruz kalmak hem gençler açısından. Evet. Onu senin de dinleyelim. Yani şahsen beni mesela Mart aylarında, 2021 yılının Mart ayında yeni bir durum geliştiği için sürekli izliyorduk haberleri sabah akşam. Ve bir yerden sonra benim bunun psikolojime çok kötü geldiğini anlamaya başladım. Çünkü sürekli kötü haber geliyor, sürekli işte ölü sayısı artıyor, hasta sayısı artıyor. Onun dışında insanlar psikolojik bozuklukları da artıyor. Mesela cinnet geçiriyorlar. Bu tarz haberler sürekli etrafta. Yani bunu beni ve ailemi germeye başladığını gördüm. Yani yaz boyu haberleri çok sıkı bir şekilde takip ediyorduk. Ben ondan sonra artık izlemeyeceğim diye karar verdim. Bana bu kadar kötü geldiğini görünce. Şu an izlemiyor musun mesela? Şu an mesela izlemem, evet. Gerçekten. Evet, yani gerçekten önemli bir haber olduğu zaman ben onu illa duyuyorum zaten bir arkadaşımdan, ailemden. Hani gerçekten benim hayatımı etkileyecek bir şey olduğu zaman. Onun dışında bence böyle her saat başı Türkiye'de ne olmuş, dünyada ne olmuş onları görmek insanın içini bunaltıyor. İyi bir şey yani olmadığı açıma, için. Evet. Ve bu habercilikle de ilgili sanırım, yani güzel bir şeyin pek haberi olmaz sonuçta. Ülke gündemiyle alakalı diyelim ona. Bir şeyden bahsettik ama ya. Biraz yani? Da yani işte kötü haberler dedik ya. Yani ben de izliyorum. Evet, aslında şu şekilde hani medya o kadar geniş ki sadece ana haber bülteninden değil. Hani bütün sosyal medya araçlarında kullanan insanlar olarak bu haberlere artık maruz kalıyoruz bence. Yani ölü sayısını istemesek bile takip ediyoruz. Vaka sayısını istemesek bile takip ediyoruz. Yani örneğin şöyle bir örnek verebiliriz bence. Daha pandemi süreci Türkiye'de başlamadan önce Çin'deki haberleri takip edip bence panik oluyorduk. Yani hiç bilmediğimiz bir şey, daha görmediğimizde bizim ülkemize de henüz gelmeyen bir şey. O İtalya'daki görüntüler özellikle kesinlikle şu an aklıma geliyor. Kesinlikle katılıyorum. Yani açıkçası daha Türkiye'de ilk vaka görülmeden önce onları izlemek bana ciddi anlamda hani kaygı ve panik yaratıyordu. Daha sonra hani Türkiye'de de virüs vakaları yayılmaya başlayınca o haberleri izledikçe ben de hani panik hali, kaygı hali çok fazla artmaya başladı diyebilirim. Daha fazla temizliğe önem verme, normalden çok daha fazla ellerimizi yıkama durumları çoğu insanda olduğunu düşünüyorum. Şu anda izlemeye devam ediyor musun? Yani izliyorum. İzlemenin yanında hani sosyal medyada kullandığım için ister istemez çoğu haberi görüyorum. Şimdi sosyal medya aslında burada önemli bir noktada. Evet, evlere kapandık. Bazılarımız gayet stabil hayatlar yaşarken sosyal medyada bazı insanların çok daha rahat, evet, çok daha güzel tatillerle geçen hayatlarını izledik. Bu arada tabii bunu izleyen başka insanlar dedi ki ya işte Uludağ gidiyor, hatta geçen haftalarda konuştuk. Ben evde oturuyorum, ona bakıyorum, like atıyorum. İşte. Başkasına virüs var da bize yok. Aynen, mu? Bize yok mu? Evet. Gibi durumlarla karşılaştık. Bu açıdan insanlar nelerle karşılaştı kendisinde? Yani bir kıskançlık değil bu aslında. Ya ben yapamıyorum, ben gidemiyorum değil. Ya ben de çıkayım, ben de özgür olayım ya artık durumuydu. Bu durumu nasıl tanımlıyoruz? Yani şöyle, bu pandemi öncesinde de vardır. İnsanlar birilerinin hayatlarını izlemeyi severler, bakarlar. Aa, o oraya gitmiş, ben de gideyim. Tabii ki bu pandemide biraz daha sinir bozucu oldu. Bazı gruplar gidip bir şeyler yaparken bir kesim evde kaldı. Ama hani günümüzü düşünürsek, şu an içinde bulunduğumuz durumu düşünürsek tartmak lazım. Doğru ve yanlışı tartmak lazım aslında. Bu süreçten madem biz toplumca bu sürecin içine girdik, toplumca bu süreçten çıkmak için belli sorumluluklarımız var. Bunları yapmamız lazım. O yüzden hani bu ben evdeyim ama işte X kişisi hafta sonu tatile gitti gibi düşünceden ziyade hani o evde kalıyor çünkü... İşte o çünküyü doldurmak lazım. İşte yasak var diye değil de işte pandeminin virüs yayılmasını engellemek için gibi kendince bir takım çıkarımlar yapması gerekiyor. Normal olan çünkü şu anda bizim bu süreçten bir an önce kurtulmamız için ne yazık ki bu izolasyonu sürdürmemiz gerekiyor. Belki bir sene daha biz maskeyle gezeceğiz.
Ama sonunda elbet kurtulacağız. Hani o yüzden bu noktayı düşünmek gerek diye düşünüyorum ben. Oradaki standartsızlık aslında herhalde, evet, insanlara çok, evet, o birazcık haksızlık gibi, hı-hı, geliyor aslında. Bu hani ama öyle düşünmemek gerekiyor, hı-hı, mümkün oldukça. İster istemez hani siz bakmayacağım deseniz de açtığınızda maruz kalıyorsunuz telefonda bir şeylere. Hani o noktaları çok takılmamak gerekiyor. Kendi konfor alanlarınızı yaratmanız gerekiyor. Atıyorum siz hafta içi ya da hafta sonu işte atıyorum dışarıya bir 5-10 dakika çıkarak bir şekilde kendinizi rahatlatmanız gerekiyor. Öbür türlüsüyle baş etmek çok kolay olmuyor çünkü. Hatta bu dönem, yani bu muhabbetle ilgili benim çok aklıma kazınan bir olay var. Çok medyatik bir isim. Evinin artık balkonu değil de, hı hı, denize yakın bir alanında spor yapıyor ve diyor ki aşağıda birisi, işte biz evde oturuyoruz, siz işte dışarı çıkıp spor yapıyorsunuz. O da sakin ol çemp, evdeyim yazmıştı. Siz böyle şeylerle karşılaştınız mı arkadaşlar, Onur? Yani evet ya, biz evdeyiz ama bunlar ne hayatlar yaşıyor dediğin oldu mu? Tabii çok oldu. Özellikle yaz döneminde ben ailemle yaşadığım için hiç çıkmıyordum. Ama insanlar bir anda böyle korona yokmuş gibi dışarı fırlayınca yani o hissiyatlar oluştu bende de. Biz burada, yani biz evde oturuyoruz, bu korona yayılmasın diye onlar istediği gibi dolaşıyor. Kendini i̇şte nasıl telkin ettin, pozlar. Onu anlatasın. Telkin etme sebebim yani ailemin sağlığını, iyiliğini düşündüğümü ön plana vurarak, dediği gibi o çünkü doldurarak aslanın dediği gibi o şekilde telkin ettim. Yaz dönemi açıkçası ben bunu çok fazla yaşadım. Yaz dönemi tabii yasaklar hafif rahatlatılmaya başlayınca herkes tabii ki plajları doldurdu, tatilleri doldurdu. Bu durumda açıkçası hani çok fazla ben de kendimi sorguladım. Hani biz ne yapıyoruz? Biz evdeyiz, onlar tatil yapıyor. Peki normal şartlarda çok fazla hani gezmeyi, tatil yapmayı seven bir insanım. Bu açıdan beni zorluyor. Hani sürekli gezen insanları görünce de tabii ki insan hani ben evdeyim, onlar geziyor şeklinde bir şey düşünüyor yani. Sen nasıl telkin ettin kendini? Yani aslında Onur'la aynı düşünüyorum ben de. Hani kendi sağlığım, sevdiklerimi, ailemin sağlığını düşünerek telkin etmeye çalışıyorum. Ve tabii ki bu durumun geçici olduğunu da düşünüyorum. Yani en yakın zamanda umarım geçecek diye düşünerek telkin etmeye çalışıyorum. Aslında sosyal medyada şimdi bu pandemi öncesinde baktığımız zaman da insanlar bir acayip acayip hayatlar yaşıyor. Onları paylaşıyor. Onları gördüğümüz zaman mesela o anki psikolojimiz, ruh halimiz de ulan ben ulaşamayacağım buna vesaire, evet, kıskançlık olabiliyor oralarda. Kesinlikle da. Kesinlikle katılıyorum. Özellikle bence genç kızlarda çok fazla yaşanan bir durum. Kilo bakımından çok fazla yaşanıyor. İşte belki ekonomik standartlar açısından çok fazla yaşanıyor. Yani mesela bir mankeni görüyor. Diyor ki hani ben neden bu şekilde değilim? Ve gerçekten bu durum psikolojik sorunlara, yeme bozukluklarına kadar gidebiliyor. Yani çok tehlikeli sonuçlarla karşılaşılabiliyor. Aynı zamanda belki farklı standartlarda olduğundan dolayı kendini daha kötü hissedebiliyor, depresyona sürüklenebiliyor. Gerçekten sosyal medyanın görünmeyen yüzü diyebiliriz buna. O zaman şimdi kısa bir ara veriyoruz. Ardından sosyal medyanın görünmez yüzünün bizlere etkisini konuşmaya devam edeceğiz. Merhabalar, sohbetimize devam ediyoruz. Şimdi Onur, sosyal medyanın görünmez yüzünü konuşmuştuk. Senin görüşlerini de merak ediyorum bu konu hakkında. Oradaki hayatların aslında gerçeklikten uzak hayatları yaşamaları, onları paylaşmaları, insanların diğerlerinin bunu hani izleyip kendini kötü hissetmesi, bu konu hakkındaki görüşlerini de almak isterim senden. Tabii. Bu konuya aslında koronadan dolayı girdik. Ama bence bu sosyal medyanın başından beri var olan bir durum. Evet. Ve özellikle mesela araştırmalara göre Instagram insanları en mutsuz eden sosyal medya uygulamalarından birisi. Hı hı. Yani bunun sebebi de aslında biz hepimiz buna katkıda bulunuyoruz. Şöyle, orada hayatımızın daima en güzel yanlarını paylaşıyoruz. Evet. Yani Instagram hesabına baktığımız zaman birinin işte aşırı mutlu duruyor, işte aşırı zenginlik içinde duruyor, gittiği tatiller, yurt dışı gezileri ve herkesin profili böyle olduğu zaman yani biz aslında o insanı üç boyutlu olarak göremiyoruz. İşte hayalleriyle, düş kırıklıklarıyla. Sadece o mükemmel yönünü gördüğümüz için gerçekten o hayatı yaşadığına inanıyoruz biz de. Sonra bunu kendi hayatımızla karşılaştırıyoruz. Ama kendi hayatımızdaki negatif yanları da biliyoruz. Bu bize çok fazla özenmeye sebep oluyor. Hı hı. Özellikle gençlerde, genç kızlarda çok oluyor. Mesela estetik ameliyat olabiliyorlar oradaki insanları çok güzel bulup. Çünkü ama oradaki insanın şeyi bilmiyor.
200 tane fotoğraf çekiyor belki. Sonra onların üstünde oynuyor, Photoshop yapıyor. Arasından en güzelini, en çok üstüne oynanmış olanı koyuyor oraya. Hem evet. Bunu bilmediği için tabii ki özeniyor ona. Aslında buradaki temel konu kendini yetersiz hissetme midir peki? Öyle diyebilir miyiz? Yetersiz hissetme var, özgüven eksikliği var, boşluk var. Çünkü biz telefonu her elimize aldığımızda boş anlarımızı da alıyoruz. Kafamızı atıkken alıyoruz, mutsuzken bazen hani oturup telefona bakıyoruz. Tabii ki bizden daha farklı hayat yaşayanları gördükçe de bundan dolayı zaman zaman işte ben neden öyle değilim'e geçiyor. Bunun da işte sonrasında şimdi yeni yeni moda oldu. İşte Photoshop'ların normal hallerini paylaşma. Yani bir zorbalık başladı aslında burada da. Yani bir bu da bir şiddet. Sanal şiddet dediğimiz şiddet. Yani insanın evet sen güzel fotoğrafın var ama bak bu Photoshop'su sen deyip bundan zevk almaya başladık. Hani bunlar aslında çok insanın kaygılandıran şeyler hani. Kaygılandıran bir yön mesela. Bundan zevk alıp bu kadar insanları ifşa etmek tamamen işte kendini yetememe duygusuyla alakalı bir şey aslında bu. Hani ben kendime yetemiyorum. Ben kendim istediğim gibi değilim ama o öyle. O zaman ben de onu böyle bozarım düşüncesi. Aslında burada şunu da sormak istiyorum ben size. Evet izleyen bir taraf var bunları paylaşan. Çok güzel hayatlar yaşıyorum işte çok sağlıklıyım, çok güzelim, şöyleyim diye paylaşan bir taraf var. Bunları izleyenler var pardon. Ve paylaşanın da şöyle bir durumu yok mu? Ben bir belgeselde izlemiştim. İşte çok sağlıklı yemekler paylaşıyor. İşte koyuyor sosyal medyaya. Sonra işte hamburger yiyor. Ve bu da uçlarda duygu yaşamak. Kesinlikle. Ve borderline'ı biz çok sık görüyoruz çevremizde. Çok arttığını ben duyuyorum. Bu sınırda kişilik bozukluğuna sebebiyet veriyor mu? Ve bunun devamında da bipolar devam ettiğini biliyorum. Bunu nasıl görüyorsunuz Türkiye'de özellikle? Bu kesinlikle oluyor. Borderline, depresyon bunların tetikleyen şeyler. Özellikle biraz gençlerden konuyu bir tık kaydırıp hani annelere getireceğim. Çünkü şöyle şimdi anne olduktan sonra böyle Instagram'da bu meşhur fenomen insta momlar falan oluyor ya. Şimdi bakıyorsun çocuk var ama anne çok güzel. Sen kendine bakıyorsun çocuk var. Paramparça halcesin, perperişan halcesin. Daha geri çıkmışsın. Aynen ama onun da o salona bakıyorsun hiç öyle değil. Halbuki o işin arka planı tabii ki öyle değil. Hani bunlar insanların içinde bulunduğu duygu durumuna göre etki durumları artıyor. İşte Loos'a biri onu baktığında daha fazla etkileniyor ama normal biri baktığında daha az etkileniyor. Gençler için de bu böyle. Yani evde sürekli evde kalmış. 3 ay boyunca evde pandemiden dolayı evdesin. Hareketsizsin. Bakıyorsun kilo alıyorsun ama bir yandan diğer tarafa bakıyorsun işte manken gibi bir kız görüyorsun. Daha çok etkileniyorsun. Yani o yüzden biraz da bu kadar etkisi arttı sosyal medyanın. Hani biz bir şeylerden mahrum kaldıkça, bir şeyleri yapamadıkça doğal olarak yapanları gördükçe ekstra arttı bizim. Zincirleme herkes evet, kesinlikle. O da psikiyatrik hastalıkları da doğal olarak ortaya çıkarıyor. Ben çok duyuyorum işte özellikle anksiyete gençler arasında borderline, bipolar. Sizin de çevrenizde var mı hani bu durumla baş etmeye çalışan? Siz nasıl davranıyorsunuz? Hem de hem sen okuyorsun, uzman olmak istiyorsun, sen bitirmişsin, bunun için çalışmalar yapıyorsun. Siz gençler olarak, gençler gençlere nasıl yardımcı oluyor bu konuda? Yani şu şekilde kesinlikle kaygı bozukluğu, anksiyetenin arttığını düşünüyorum. Zaten hani bununla ilgili çalışmalar da yavaş yavaş yapılıyor. Hem pandemi dönemiyle hem de daha öncesiyle ilgili karşılaştırmalar yapılıyor. Bu noktada bence destek alınabilir. Eğer destek alırlarsa daha sağlıklı bir şekilde yol alabileceklerini düşünüyorum. Bu şekilde özetleyebilirim diyebileceklerim. Onur? Bence de profesyonel desteğe yönlendirmek en iyisi olur. Yani bir insana bir arkadaşı olarak bir yere kadar yardımcı olabilirsiniz. Eğer gerçekten böyle anksiyete, bipolar gibi bozukluğu varsa sizin çözebileceğiniz bir durum değildir. Ne kadar iyi veya yakın bir arkadaş olsanız da. O yüzden profesyonel bir merciye yönlendirilmesi lazım. Halbuki peki bir şey soracağım. Mesela şu da çok yaygın aslında. Ben depresyona girdim.
Ben motivasyonum yok. Ben işte odaklanamıyorum. O biraz moda oldu, evet. Yani çok moda oldu. Bunu karşılaşıyor musun sen de bununla? Bu profesyonel, yani, bu kadar basit bir şey mi bir kere temelde yani? Ben depresyonun bu kadar basit bir şey olduğunu düşünmüyorum. Kişinin zaman zaman düşüklüğü olabilir tabii ki kendi duygu durumunda. Depresyon bence daha uzun süreli devam eden belli semptomları gösteren bir hastalık. Bu durumda bence hani ikisini de karşılaştırmak lazım ve karıştırmamak lazım. Onu sence? Ya bence de çok fazla moda olmuş olması var şu anda. Hı-hı. O yüzden herkesin dilinde dönüyor. Yani en ufak mutsuzluğunda ben depresyondayım diyor. Evet. Biraz da sanki işte, ilgi çekmek için gibi geliyor bana ama bilmiyorum yani. Şu yüzden bence çok fazla moda oldu ya. Yani siz de onun içine katılarak hani bakın ben de sizdenim gibi oluyor aslında. İşte bu tarz paylaşımlar çok oluyor Instagram'da. Hani meme denir ya. Çok fazla paylaşılıyor bunlar. Ve sizi hani bir grubun parçası olarak hissettiriyor. Anladım. Bununla ilgili bence. Bu konu hakkındaki uzman görüşünü de merak ederiz aslında. Yani şöyle dediğiniz gibi aslında her en ufak mutsuzluğu şimdi depresyona yorar olduk. Çünkü çok dilimize takıldı. Bir ara panik atak çok modaydı. Dizilerde bile görüyorduk. Şimdi depresyonu daha fazla görür olduk. Bu aslında hani dediği gibi semptomları iyi izlemek lazım ve ne kadar sürdüğü önemli. Atıyorum 3 gün düşük modun varsa bu bir depresyon değildir. Ama hani bu senin işlevselliğini bozuyorsa, sen de hiç elini ayağını kaldıramıyorsan bir profesyonele görünüp depresyon mu değil mi bununla ilgili bir mutlaka şey yapmak gerekiyor, bilgi almak gerekiyor. Tıpkı hani atıyorum kalbiniz ağrıdı, doktora gittiniz. Bir hafta geçmeyen huzursuzluğunuz, mutsuzluğunuz var. Bir psikolog ya da psikiyatrla görüşmek, bu çok normal karşılanmıyor aslında. Biz kendi kendimize tanı koyuyoruz. Bu da çok yanlış. Gidip görüşmek gerekiyor. Yorgunluk, halsizlik veya işte hayattan bıkmışlığın haricinde şu dönem için belirlediğiniz mesela şu durumlar varsa mutlaka bir uzmanla görüşmelisiniz dediğiniz kategoriler var mı? Var, çünkü bu dönemde inanılmaz derecede OKB dediğimiz obsesif kompulsif bozukluklar arttı bu hijyen takıntısı yüzünden. İşte sürekli el yıkama, sürekli etrafı temizleme, hani mikrop hastalıktan kaçarken bir anda, yani yağmurdan kaçarken doluya tutuldu aslında insanlar. Hani bu noktalarda biraz dikkat etme. Yani sürekli el yıkamak çok da normal bir şey değil aslında. Ya da sürekli evi temizlemek çok da normal bir şey değil. Hani bunları devamlı yapıyorlarsa evet doktora, yani bir uzmana görünmeliler. Depresyon boyutuna geçtiğimizde iki hafta boyunca gerçekten hiç yataktan çıkmıyorsa, ki iki hafta benim çok uzun verdiğim bir süre aslında, ama yemekte aşırı yeme ya da hiç yeme ile ilgili sıkıntılar başladıysa, dikkatin dağılıyorsa, hiçbir şey odaklanamıyorsa, atıyorum bardağı taşıyacak mutfağa bir haftadır orada duruyorsa ve bir türlü bunu yapamıyorsa, evet bir uzmandan destek almalılar kesinlikle. Peki bunun tam tersi, mesela bir şeyler öğrenmeliyim, şunu da öğrenmeliyim, bunu da yapmalıyım, ay işte ekmeği de yapayım, ay kahvemi de çekeyim, yani çok fazla enerjiklik durumu da farklı bir sebebiyet doğurur mu? Bu şunu doğru, yani bu negatif anlamda bir şey doğurduğunu çok görmedim ama uzun vadede yorgunluk ve bu sefer bıkkınlık veriyor. Yani yetemiyorum, evet, ben düşüncesi olmaz mı? Oluyor yani, hani şunu da bir üstü yaptıktan sonra işte o yetemiyorumu yorgun, yani o enerjisi bitiyor, başka bir şeye ulaşamıyor ve bu sefer tamamen şey oluyor. Hani ben hiçbir şey yapamadım, işte bak şunu da yapamadım, o yorgunluk oluyor. Yani ruhsal bir yorgunluk oluyor. O da ona yol açıyor daha çok. Peki arkadaşlar, birazcık şu belirsizlik halini konuşmak istiyorum. Şöyle, üniversite sınavına gireceğim ne olacak? Lise sınavına gireceğim ne olacak? İşte pandemi bitecek mi? Bitmeyecek mi? Mezun oldum, iş bulabilecek miyim? Gençler arasında inanılmaz yaygın mesela. Bu konu hakkında mesela nasıl başa çıkılmalı bu belirsizlik durumuyla? Sizin tavsiyeleriniz neler olur? Bence bu durumu sadece kişisel olarak algılamamaları gerektiğini ve herkesin bu süreçten geçtiğini unutmamak lazım. Burada kişisel çabayı kaybetmemek çok önemli. Yani ben elimden geleni yapayım, gerisinde hani olabilecek sıkıntılar, neler çıkabilecekse hani benden farklı, benden dışarı olarak düşünmek lazım. Yani dediğim gibi çalışmak lazım kesinlikle. Eğer üniversite sınavına ya da liseye hazırlanan bir öğrenci varsa
bütün çabasını göstermesi lazım. İşte online ders alıyorsa online derslerine bence kesinlikle düzenli olarak katılmalı. Dershaneye gidiyorsa, özel ders alıyorsa. Yani bunları normal günlük rutinde nasıl devam ettiriyorsa o şekilde devam ettirmesi lazım. Üniversite öğrencileri için de bence aynı şekilde. Bütün dersleri bence düzenli olarak takip etmeleri bu anlamda hani motivasyonun kaybını bence bir tık daha düşürebileceğine inanıyorum. İş bulma konusunda ise yani kesinlikle tekrar çabalamaları lazım. Belki CV'lerini verebilirler şirketlere. Bu şekilde çabaladıkça belki bir şekilde bir yol bulabileceklerine inancı artabilir insanların. CV göndermek çok büyük bir problem. Kesinlikle. Kesinlikle geri dönüşler yapılmıyor. Evet. Bu da başka bir problem aslında yani. Tabii ülke gerçeklerinden ayrı tutmamak lazım. Onur, sence bu belirsizlik durumuyla nasıl başa çıkmalı gençler? Bence şöyle başa çıkılmalı. İnsan çok fazla ileri düşünmeye çalıştığı zaman bu çok fazla kaygı yaratmaya başlıyor. Yani bir yıl sonra ne olacak, 6 ay sonra ne olacak, iş bulabilecek miyim, istediğim üniversiteye girebilecek miyim? Bunlar kaygı yaratan durumlar. Onun için bence yapılması gereken ana odaklanmak. Yani önünde yapman gereken şeyi mesela küçük küçük maddelere ayırmak. İşte derslerime, şu derse çalışmam lazım, şundan şu kadar çözmem lazım. İşte küçük hedefler belirlemek günlük. Yani gün be gün bir rutin belirlediğiniz zaman hayata daha sıkı tutunuyorsunuz. Daha bir motivasyonunuz oluyor. Evet. Bu önemli ve ders konusunda da mesela üniversitede okuyan öğrenciler için de derslere sanki üniversitede gidiliyormuş gibi davranılmalı bence. Yani ev ortamında ben şunu fark ettim. Dersi açıyorsun. İşte yanda başka bir sekme açıyorsun, oradan YouTube, işte Instagram. O gene iyi, yatıp uyuyanlar var. Aynen, onlar apaydı zaten. Hoca kapatmış artık şeyi, evet. Dersi bir bakıyor, aa herkes çıkmış ya, bitmiş ders ya. Aynen öyle, evet. Öyle de çok var. İşte bir elinde Instagram'a giriyor, telefonundan arkadaşlarıyla mesajlaşıyor. Bu yanlış, motivasyonunu azaltıyor insanın, ders verimini de azaltıyor. O yüzden sanki o an derse gidiliyor gibi bir mentaliteye girilmesi lazım. Evet. Ben o an dersteyim, telefonuma bakmayacağım. Hoca sanki karşımda. Bu kafaya girilmesi lazım. Aslanım, bu yöntemler hakkında. Vallahi ben onlara çok katılıyorum. Yani anda kalmak çok önemli gerçekten. Yani uzun vadeyi düşünmek gerçekten kaygı yaratıyor. Bir sene sonrasını bilmiyoruz. Bir gün sonrasını bile bilmiyoruz. O yüzden o anda kalmak çok önemli. Bir de gençlere yükleniyoruz ama biraz işverenler de biraz bu konuda yardımcı olmalı gençlere. Yani iş arama konusunda iş arıyorlar. Şimdi deneyim, bu süreçte deneyim çok zor oluyor. Biraz daha esnetmeliler. Çok duyuyorum iş arayıp bulamayıp işte CV'ye geri dönülmeyen. Biraz o noktada da sanki biraz da gençlerin yanında olmak gerekiyor. Hani hep gençlerden bekliyoruz. Şimdi hep onları konuştuk. Evet. Hani böyle yapın, şöyle yapın. Ama bir de hani madalyonun öteki yüzü var. Karşılıklı yani her şey aslında. İş gücü piyasasının durumu yani belli. Aynen yani. Öyle. Buradan aslında şuraya bağlayabiliriz. İntiharlar son zamanlarda inanılmaz artmış vaziyette. Tabii ekonomi çok önemli bir faktör ama psikolojik yanı bunun nedir intiharların pandemi döneminde? İntiharı biz şöyle tanımlıyoruz. İntihar kurtuluş olarak tanımlıyoruz biz aslında. Yani kişi karar veriyor. Diyor ki ben gidiyorum. Karar veriyor. Zaten yapılan araştırmalar ve yapılan gözlemlerde de şunu görüyoruz. İntihara karar vermiş insanın son bir haftası çok güzel geçer. Çünkü vedalaşır, bir karar verdi ve gitti. Bu şekilde. Bir süreç midir bu? Tabii intihara çok kolay insanlar karar vermezler. Bunun bir altyapı düşünüyorlar. Bir şeylerden vazgeçmek çok kolay değil aslında göründüğü gibi. Ama buna karar verdiği an zaten hani artık tamam diyor. Çünkü içsel olarak da rahatlıyor. Ve hani ne yazık ki işte o kaçış oluyor onun için. Yani çünkü artık problemlerinden başa çıkamıyor. Ve kendinden vazgeçerek kaçıyor. Ve dediğim gibi onların son bir haftasına bakıldığında çok mutlu, bir anda çok uyumlu. Hani çünkü kafasında her şeyi çözmüş halde oluyor. İntiharında böyle hani bu şekilde tanımlıyoruz biz kaçış olarak. Sosyal medyada da zaten yani son senelere baktığımızda bunu aslında bir güzellemeyle de sunuyorlar. Kesinlikle. Evet, videolar çekiliyor, evet, değil mi? Evet. Notlar yazılıyor, evet, vesaire. Yani hatta canlı yayınlarda bilakis buna teşvik ediyor insanlar. Yani ülkemizde de bu var. Bence yurt dışında da bunu gözlemledim ben birkaç yayında.
Bunun hakkında düşünceleriniz nelerdir? Yani insanların bu kadar gerçekten sadistler mi? İnsanoğlu sadistleşti mi? Vallahi o noktada aslında o gene kişiden kişiye değişen bir durum ama işte bir şeyden vazgeçerken arkamda bir şey bırakayım duygusu bu aslında. Yani ben gittim ama hani işte bundan yani dolayı gittin. O videolara baktığınızda içeriğinde işte bir isyan var. Bir böyle gelgitli duygular var, işte bir teşekkür var, bir isyan var, sonra birine bir öfke var, sonra işte affet beni var falan, hep böyle gelgitli duygular var. Bunun temel sebebi de arkada bir şey bırakma, yani ben gittim arkamda bu kalsın diye bir düşünce var. Ama zaten bu sosyal medya olmasa biz intiharlara bu kadar maruz kalmayız, çünkü medyada yasak zaten hani bunların paylaşımımız, çünkü tetikliyor bir şeyleri. O yüzden aslında hani bu noktalarda işte sosyal medyanın zararları diyebiliriz gençler, özellikle ergenler arasında. Çünkü bir şekilde moda oluyor bu. Oyunlar evet. Bir ara evet, çok şeydi evet. Fark. Hani birkaç oyun adı vardı. Çocukları intihara evet. Sürükleyen. Hani Blue Whale'di sanırım. Ben hani çok Mavi şeyine Balina. Hakim değilim ama evet, Mavi Balina olması lazım. Ben böyle evet. Birkaç bir şey çıktı. İşte Level Atladı. Level Atladı. Evet, en son kendini öldür diyor mesela çocuğa. İntihar bu şekilde de yapanlar var. Daha önce mesela yani depresyonun da böyle moda olduğundan bahsetmiştik. Mesela intihar da maalesef böyle olabiliyor. Yani bulaşıcı bir şey zaten. Bir hastalık gibi bulaşan bir durum aslında intihar. Buna maruz kaldıkça diğer insanları tetikleyebiliyor bu durum. İşte bu kötü durumu güzelleme. Yani İngilizce'de sugar kodlama diye bir durum var ya. Hı-hı. Kötü bir şeyi güzelleme. Hı-hı. Diye düşünüyorum ve bu insanlara şey yapıyor. Ben neden yapmalıyım ki? Benim hayatımda problem yok. Bir problem yaratayım. Ailemle aram kötü olsun. İşte arkadaşım beni üzüyor. Sevgilimden ayrıldım. Hani buna sığınıyoruz. Evet, değil mi? Yani işte kabul edilir bir şey kılıyor intiharı. Evet. Toplum tarafından kabul gören. Normalleştiriyoruz. Bir şekilde normalleştiriyoruz. Bir de şu oluyor. Mesela atıyorum ben evden kaçıyorum. Annemle kavga ettim. Evden kaçtım. Bir şeyleri kabul etti anne ve ben geri geldim. Benim arkadaşım da bu sefer diyor ki bak o evden kaçtı, yaptı. O zaman hani bu böyle böyle rol model oluyor gençler birbirlerine aslında. Asıl evet. Sıkıntı bu zaten. O ergenlik dönemi çok problem. Çünkü sadece arkadaşlarını rol model alıyorlar. Biraz daha hani üniversite dönemine geldiğimizde de dediğiniz gibi bazen normalleştiriyoruz. Çevrende 3 kişi intihar ettiğinde sen 10 kişilik bir grupsan, içinden 3-4 kişi intiharla ilgili bir şey konuşuyorsa, normal görüyorsa senin için de normal oluyor bir süre sonra. Çünkü gruba bir şekilde uyum sağlıyorsun. Sağlamıyorsan zaten o gruptan dışarı çıkıyorsun. Dışarı. Evet. Abige, senin de söyleyeceklerin vardır elbet bu konuda. Aslında Onur'un dediğine şu şekilde çok katılıyorum. Hani güzelleme ve bir yerden sonra hani yaygınlaşma. Hani bu hastalık gibi bir şekilde insan gördükçe bunu devam ettirebiliyor. Burada da aslında bir önceki konuştuğumuz konu olan medya ve sosyal medyanın bu konuda çok büyük etkisi olduğunu düşünüyorum. Demiştik aslında bir video çekip mesela intihardan önce onu bırakıyor ve onu binlerce milyonlarca insan izliyor. Hani bu noktada düşünmek lazım. Bu insanlara nasıl etki ediyor ki ben büyük oranda olumsuz etki ettiğini düşünüyorum. Şimdi ilgi çekmiş, ilgi çekme olayı da var mesela. Binlerce kişi izliyor dedik ya. Bundan da insanlar imreniyor olabilir. Aa bak işte milyonlarca hit aldı. Ve bu da mesela sosyal medyada zaten like'lar, beğeniler, izlenmeler üzerine ilerler. Yani bu durum aslında ödüllendirilmiş oluyor izlenilerek. Bu da daha çok insanın yapmasını itiyor bu durumu. Şimdi süremizin de sonuna yaklaşıyoruz. 5 dakikamız kaldı. Hemen şu son flört şiddetine de bir değinelim. Pandemiyle beraber özellikle gençler arasında sosyal medyanın tabii ki etkisi, konuşma uygulamalarının çok etkisi. Bu konu hakkındaki görüşlerinizi de merak ediyorum aslında. Bence flört şiddeti evet uzun süredir aslında öğrenilmesi, bilinmesi gereken bir konuyken son zamanlarda bence popülerliğini arttırdı. Üniversitelerde ya da liselerde örneğici rehberlik olarak bu konu çokça konuşuluyor. Flört şiddetinde insanların kesinlikle farkındalığının yüksek olması gerektiğini düşünüyorum. Yani sağlıklı bir ilişkiyle sağlıksız bir ilişkiyi çiftlerin, tarafların ayırması çok önemli. Bu noktada işte sosyal medya hesaplarına engel olunması ya da onlara çok fazla karışılması, bir kişinin gittiği yer ya da
saat kaçta geldiği, kaçta çıktığı, bunlara kesinlikle karışılıyor. Bu durumlar bir de son zamanlarda çok popüler ve çok güzel bir şeymiş gibi yansıtılıyor. Bu noktada dediğim gibi sağlıklı ve sağlıksız ilişkiyi ayırmak lazım ve bunu bence yavaş yavaş azaltabilmek için liselerdeki hatta ortaokuldaki öğrencilere psikoeğitim gruplarıyla eğer bunları verirsek bir yerden sonra kişilerin farkındalığının daha fazla artacağını düşünüyorum. Bilinç seviyesinin artması kesinlikle çünkü insanlar flört şiddetine uğrayıp uğramadığını tam olarak algılayamıyorlar ve işin bence kötü yanı da flört şiddeti bir yerden sonra aile içi şiddet ve kadına şiddete doğru evrilebilmesi. Yani bu duruma gelmeden bence bunları önleyebilmek çok önemli. Maalesef. Onur sen neler söylersin? Ben de şunu söylemek istiyorum. Hani son yakın zamanlarda çıkan bir şey dedik ama bence şöyle hep var olan bir şeydi. Sadece yakın zamanlarda adı konan bir durum oldu. Ve farkındalık oluşmaya başladı etrafında. Ve Aybüke'nin dediğine katılıyorum. Bunun önüne geçmenin yolu da İşte lisede mesela bu konuda eğitim verilmektir. Üniversitelerde şu an bu daha yaygın yapılıyor. İşte daha geriye çekilmesi lazım. Ve benim bir tane gözlemimi paylaşmak istiyorum. Bu belki bizim toplumumuz ve kültürümüzle ilgili. Flört şiddeti hoşuna giden insanlar bile görüyorum. Evet. Yani benim sosyal medyama karışsın. İşte yani eve girdiğim çıktığım saate karışsın. Yani karışmayınca sanki sevmiyormuş gibi hissediliyor. Sadece bu da değil ki kimle arkadaş oldun, kimi ekledin, kimi çıkardın, kime like attın. Bunlara bile artık birbirine evet. söz söylüyorlar. Aynen öyle. Ve dediğim gibi bazı insanların karışmasını istiyor mesela partnerinin. Yani sevgiyi ancak o zaman hissediyor. Sanki kendini kısıtlarsa onu seviyor gibi. Yani sahiplenmek sevgiyle... adı altına koyuyor değil mi? Evet. Ama aslında bu sahiplenmek aynen değil. Aynen öyle. Aşırı kıskançlığı sevgi olarak algılıyorlar. Evet, Aslı Hanım, siz bu sahiplenmenin doğru bir durum olduğunu düşünüyor musunuz? Ve yani, flört şiddetindeki düşünceleriniz nelerdir? Şöyle söyleyeyim, aslında arkadaşlar çok güzel açıkladılar zaten. Bizim toplumsal mitlerimiz var. İşte seven insan kıskanır. Seven insan kıskanır. Beni eğer takibi almıyorsa ya da bazı mesela sevgililer görüyorum sosyal medyada birbirlerini takip etmiyorlar mesela. Aa, nasıl etmezsin diyenler var çevrede. Hani olabiliyor. Bu ilişkinin şeyine bağlı aslında, gidişatına bağlı. Bu tarz noktalarda bu mitleri aslında kafamızdan silmemiz gerekiyor. Yani bu mitler bizim toplumda aktarılan doğru olmayan gerçekler. İşte bir kadın bir şeye hayır diyorsa nazlanıyordur. Yok işte erkek sahiplenir, kadın onun namusudur gibi şeyler aslında bu flört şiddetini doğuran şeyler. Herkes bireydir, herkes kendini her yönde korur ve kollar. Onun dışında başka bir bunlara dikkat edersek yani bu mitleri yok sayarsak çok da sıkıntı çıkmaz ilişkilerde. Çok teşekkür ederiz görüşleriniz için. Evet gençlere de bir sorunun bu haftada sonuna geldik. Lara çok güzel bir program oldu bence. Bence çok güzel evet. konuklarımız vardı. Hepsi birbirinden bilgili. Hem gençlere alakalı hem de genel bir sürü şey konuştuk. Çok teşekkür ederiz biz bir kez daha geldiğiniz için. Biz de çok teşekkür ederiz. O zaman haftaya yine gençlere de bir sorunda yine muhteşem bir konuyla sizlerle olacağız. Bizi takip etmekte kalın. Yarkın teşekkür ederim. Senin de soruların çok güzeldi. Teşekkür ederim. Seninkiler de teşekkür ederim. O zaman haftaya görüşmek üzere. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.